Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. O bir haneme bir miktar balık ve malzeme girişi oldu. Bunları şimdi ben düzgünce yerleştiririm. Balıkları ilgili akvaryumlara koyarız. Ondan sonra tek tek gösteririm. Yine uzun saatler çalışma bizi bekliyor. Zaman kaybetmeden başlayalım. Evet, uzun uğraşlar sonucunda balıkları ilgili akvaryumlara yerleştirmeye başardık. Biri kardiler burada olacaklar. Burada pançaksarla birlikte, lembalarla birlikte ve Westmani koldrasarla birlikte yaşayacaklar. Kelebek vatozlar bayağı bol miktarda. Şöyle biraz çekersek hepsi görünecek, şöyle bir araya gelmişler hepsi. Burası zaten kelebek vatoz akvaryumumuz. 2-3 tane kaldı. Onlara takviye yapmış olacağız. Sonra cima. Bilek, aymoller. Bol miktarda. Ve düz ay şey düz bilek moller. Ay değil bunlar, klasik. Burada efsane bir şey var. Apisto groma. Şimdi buraya koyacağım ama bu lepsese çıkacak buradan. Bunlara ait bir akvaryum olacak. Şu anda stresliyken bile desenleri var. 3 erkek, 5 dişi. Tam türünü de öğrenip ayrıca bildiririm ben size. Şu anda bu türler hakkında pek bilgim yok. Türü kağıtta yazılı. Ona bakıp söylemem lazım. Galaxy Rasparo'lar. Güzel boyutta. Güzel formda. 15 adet Galaxy Rasparo ekledik hobihanemize. Ramirez'i takviye yaptık gene. Bak bende Ramirez'i vardı. Birlikte takılacaklar. Kongo Tetra'lar küçücükler. Hep böyle zaten küçük alıyorum. Sonra şu boyutlara getiriyoruz. Şu boyutlara geliyorlar. Hatta daha da büyüyorlar. Bu boyutlara geliyorlar. Şimdi küçücükler. Onları büyütelim. Onların yanında rasparolar var. Sürü halinde geziniyorlar. Güzel bir akvaryum olacak burası. Bir sağa bir sola hep birlikte gidecekler diye tahmin ediyorum. Katil salyangoz takviye yaptık. Azalmıştı biraz. Ve çılgın bir mosomuz var. Bu moso özellikle buraya atıyorum ki içinde adi salyangoz varsa katiller onları tüketsin diye. O mosla birlikte bir farklı mos daha geldi. Onu da şuraya attım. Bu akvaryumda mos çok güzel coşuyor biliyorsunuz. O da orada coşar diye tahmin ediyorum. Ama bu partinin en önemli balığı bu arkadaşlar. Otoketler şu anda hiç piyasada yoklar. 50 adet bir parti, 20 adet bir parti aldım. Farklı farklı koyacağım. Ne olur ne olmaz diyerekten. İçeride bu kadar. Atladığımız bir şey yok. Dışarıya başlayalım. Yine bir kardinal faciası yaşadık. Yanlış akvaryumdan verilmiş bana kardinaller. Çok sağlıklı bir kardinal grubu vardı. Oradan değil de sıkıntılı bir akvaryumdan gelmiş. Bir hata düzelteceğiz. O konuda sıkıntı yok. Gene çok farklı bir tür. Toprak yiyen bir ciklet türü. İnanılmaz güzel oluyor ve özellikle bunları meleklerle birlikte bakıyorlar. Meleklerle uyumları çok güzel oluyor. O yüzden melek akvaryum içine attım. Büyüyünce inanılmaz güzel renklere sahip oluyorlar. Şuradan devam edecek olursak japonlarımız var. Güzel renklerde japonlarımız var. Sayeler uzun bir aradan sonra. Yosun yiyenleri ciddi bir stokla girdim. Biliyorsunuz Nerite salyangozumuz vardı zaten. Otoket geldi, saya geldi.
şu yosun yiyiciler vardı zaten. Çaya diye geçiyor. Onların bir farklı renk tonunda olanından da aldım. Bunlar da yosun yiyiciler. Bunlar Neon Draft gökkuşakları. Şu anda bir de çok güzel renk veriyorlar. Bunları hemen şöyle göstereyim. Bir önceki partiden birkaç tane kaldı. Şu mesela. Şu ikisi iki tane kaldı. Hatta bunun daha büyüğü var elimde. Şu. Böyle çok güzel bir renk formu oluyor. Onlardan da bolca aldım. Bayrak Gromi. Ve bu Bayrak Gromi'nin dişileri var. Bu da çok enteresan. Kolay kolay bulunacak bir balık değil. Dişi Gromi'ler. Şu anda çok kötü yansıyor ama poşeti açınca göreceğiz. Böyle bal renginde sarımtırak, hiç desenleri yok üzerinde. Dişi Gromi bulmak çok zordur. Onu da denk getirdik. Kılıçlar. Klasik kılıçlar var. Ve ay kuyruk kılıçlar var. İkisini farklı akvaryumlara koyacağım. Bu da güzel bir tür oldu. Platilerden de çok güzel platiler denk getirdim. Mavi plati. Beyaz Mickey Mouse. Bir de Hifin plati diye bir plati türü var. O iki türden de ekledim platilere. Bazıları biraz sıkıntılı denk gelmiş ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Balıklar bu kadar. Bir de malzemelerimiz bayağı, stoklarımızı toparladım tekrardan. Azalmıştı. Tatil yemeği, kepçe, 100 wattlık ısıtıcı, dip çekim aparatı, metilen mavisi, küçük, büyük, orta pipo filtreler, hava motorları tek çıkışlı, şelale filtre, iki çeşit şelale filtre. Şu aparat yüzeyde oluşan yağlanmayı toparlıyor. Ve iç filtreler. Böylelikle bayağı ciddi bir stok tür arttırımına gittik. Şimdi balıkları açması kaldı. Suları ısınsın, eşitlensin. Ondan sonra ben açtıktan sonra videoya devam ederim. Otaketleri aşıladık. Şöyle bir yukarıdan da çekeyim istedim onları. Değişik bir balık formu. Akvaryum içinde de çekerim zaten. Balıklar yerlerine yerleştiler. Özellikle şu anda bir gün sonra çekiyorum videoyu. İyice renklerini alsınlar. Özellikle de belli olsun. Biri kardiler. Eşim bunları gördü. Gülüyor mu bu balıklar dedi. Harbiden gülen bir ifadesi var balıkların. Biraz ürkekler. Kelebek vatozlar her yere dağıldı. Onların da keyifleri yerinde. Bu akvaryum tarihinde ilk kez bu kadar çok kelebek vatozuna ev sahipliği yapıyor. İki tane bende kalmıştı. 20 tane daha ekledik. 22 tane kelebek vatoz oldu burada. Apisto gromalar. Pandora bu türün adı. Onların da keyifleri yerinde. Geniş bir akvaryumda takılıyorlar. Hemen böyle bir sarı sarı renkleri ortaya çıkmaya başladı. Güzel olacak büyük ihtimalle. 5 kadar lepistes kaldı burada. Onları da buradan çıkardık mı? Komple bütün akvaryum onlara ait olacak. Adolfo Koydaras ve L181 plakalarla birlikte yaşayacaklar. Güzel bir akvaryum olacağını düşünüyorum buranın da. Şöyle bakınca kayıp balık Nemo gibi de duruyor. Böyle bir 75 santimlik akvaryum. Apistolara, Adolfilere ve plakalara ait olacak. Aymoller de çok güzel.
50 tane aldım bunlardan. Bir önceki parti çok güzeldi. Çok sağlıklılardı. Bunlar da öyle aynı şekilde. Keyifleri çok yerinde. Düzlerini özellikle aşağıya koydum, karıştırmadım. Onlar da güzel, onların da keyifleri yerinde. Bunlardan 30 tane aldım. Galaxy Rasporalarımız. Üzerlerindeki Galaxy desenleriyle Aquarium'da takılıyorlar. Burada da yeşil neonlar ve Lorica Similimis'lerimiz var. Sadece bir adet var gerçi de. Takviye yapacağız. Burada da birkaç tane tek tük Lepsides var. Onlar da buradan çıkacak. Galaxy Raspora ve yeşil neonla Lorica'lara kalacak bu akvaryumda. Balık küçük olunca odaklaması zor oluyor. Şöyle yapıp şöyle yapsam biraz daha desenleri güzel görünüyor. Sonra cuma yeni gelen remenizler daha bir güzel açıkçası. Biraz daha iri boydalar. Sakin sakin hep birlikte takılıyorlar. Otokinnuslar. Beklenen balıklar. Yosun canavarları çok uzun süredir yoktu piyasada. Kambuğumuşkan ekledik biz de hobi alemize. Sonra yukarı doğru çıkıyoruz. Şu mosumuzu göstermek istiyorum. Devasa bir mos. Burası çok keyifli oldu. Küçücük bir sürü balık ama hepsi de büyüyecek. Rasporlar, Kongo tetralar. Güzel bir sürü akvaryum olacak. Bu akvaryum da kaç santimdi ya? 106 santim. 1 metre 6 santim. Güzel. Boydan boya yüzmek için çok keyifli bir akvaryum. Rasporlar falan. Bayağı görsel bir şey oluşturacak burada. Şöyle bir görseli yukarıda da görebiliriz büyük ihtimalle. Kırmızı burunlar. Bir sara. Hop başladılar. Biri bir gitti mi arkadan hepsi geliyor. Buradaki yeniler bu kadar. Dışarıya bakalım. Şeyler çok güzel oldu ya. Toprak yiyenler. Tetra gibi hep birlikte takılıyorlar. Biri bir yere gitti mi hepsi bir yere gidiyor. Bu balığın güzelliği de bu işte. Büyüdükleri zaman çok güzel bir görsel olacak. Burada 2 metrede meleklerle birlikte bir sağa bir sola giderler artık. Sonracığıma yeni yukarıda bir şey yok, orada yok. Burada enteresan şeyler var. Dişi gromiler. Bunlar erkeği. Şu dişisi mesela piyasada çok fazla bulunmaz. Yine bayrak plak gromi erkek bunlar full. Japonlarımız sevimli balıklar. Özellikle kırmızı kafalılardan seçmeye çalıştım. Çok güzel görünüyor gerçekten. Sayeler. Küçük boyutta sayelerimiz. Bu da büyüyor. Beni de çek diye geldi. Burada da Caya. Bu C ile yazılıyor. Öbürleri S ile yazılıyor. Vantuzlu çöpçü diye de geçiyor. Bunlar da yosun canavarı. Neon Prox Draft gökkuşakları. Şöyle uzaktan çekeyim.
bir sağa bir sola giderken renkleri parlıyor, mavilikleri görünüyor. Güzel bir görseli var baba alanında. Dediğim gibi büyüyünce şöyle olacak. Bitki daklarında bir şahane oluyorlar gerçekten. Mavi gövde kırmızı kuyruk kuşlara. Soracığıma büyük boy kılıçlarımız var. Benekliler, kırmızı renkliler. Ay kuyruk kılıçlar. Biletlerimiz çeşit çeşit bileti oldu elimizde. Mickey Mouse'lar, kırmızılar, Bucktail'lar. Hifin. Yine bir hifin. Ayfin. Bunlar biraz zayıf kalmış. Artemia ile coşturacağız ama şunun keyfi yerinde. Bunlar beyazlar. Beyaz bir kumaslar. Mavi plati. Ondan sonra cima. Bunlarda başka bir şey yok. Bitti mi? Vah bitti vallahi. Malzemelerimiz var. Kepçe, tatil yemi, ısıtıcı, dip çekim aparatı, pipo filtreler, hava motoru, çeşit çeşit, şelale filtre, iç filtre, pet çoba hazırlık bunların hepsi. Şöyle bir gözden geçireyim. Yeni getirip de unuttuğum yok değil mi? Bazen unutuyorum. Oralarda yeni bir şey yok. Oralarda yeni bir şey yok. Aşağıya bir şey koymadım zaten hiç. Şu içeriye bir daha bakalım. Onları gösterdik, onları gösterdik, onları gösterdik. Gösterdik ya hepsine. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.